Abi keşke kaçıncı ayı olduğunu falan yaz ayarlarını yapsaydım. Bugün öylesine hızlıca kurdum. Bu da Berk Kovant'ım böyle. Vay be. Neyse burada gelmeye devam edecek galiba. Mr. Mert'in falan da geldi. Anime kızları olacak bütün. Şöyle etrafa atayım. Daha sonradan bunları toparlarım tabii ki. Orası ayrı. Bugün 7 dakikada dünya rekoru kırıldı yine. Geçenki de 7 dakika değil miydi Doğukan? Neden şimdi yine 7 dakika üzerinde konuşuyoruz diyebilirsiniz. Baya hani öbürü 7 dakika 23 saniyeydi. Bu 7 dakika 1 saniye. Arada 22 saniye var. 22 saniye normalde de çok büyüktü. 20 dakikalık speedrun zamanlarında bile çoktu. Şimdi üzerine 7.23'ten 7.01'e indirmesi apayrı bir şey. Diyeceksiniz nasıl olabilir? Olabiliyormuş. Şimdi benim çok fazla saçma salak her bok açık modlardır açık. Masa üstümü görmek bile istemezsiniz. Aşırı korkunç. Gerçi şuradan şu şekilde görebiliyorsunuz 3-5'i ama ben hemen size ayarlayayım. Şöyle YouTube'u bir açayım abi. Bam! Neredeydi? World Record yazınca çıkar zaten. World reklamı. Çok fazla yanlış yazdım. World Record. Minecraft. Bir de yazabilsem Minecraft'a yazdım. Evet, 701. Bu video. Bak videoyu anlamak için çok fazla gerçekten aklımızı çalıştırmamız lazım abi. Öyle bir şey ki, o kadar ilginç ki hani gözünüzü kırparsanız belki bir parça kaçırabilirsiniz abi. Şimdi ben bizimkilere de bir hızlı bir ekran açayım. Onlar da bir baksın. Meriç hoş geldin. Yolla gelsin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tamam. Ne yiyeceğiz? 7 dakika 1 saniye dünya rekoru abi. Abi Bak bir şey sakın söyleyeyim bak sana. sakın boş yapıp böyle şey yapmayın, gözünüzü kapatıp böyle boş yerlere dalmayın. Direkt kaçırıyorsunuz ne yaptığını adamın. Bak tekniklere bak. Bunu normalde açıklayan birileri lazımdı bize ama o açıklayacak kişiler artık yorumlardan yazsınlar bir şekilde. Baksana Benim yani. aklıma şey geldi. Gözüm açık olsa da bir şey anlamıyorum işte. Alabiliriz eğer öyle bilen biri varsa. İstiyorsan çekerim. Yok abi çekmekle uğraşana kadar speedrun bitecek zaten. Bak Doğru diyor. ama çok çok hızlı ya. Burada zaten klasik tekniklerden yapıyor artık yani bu illegal şey. Ben tekrardan geçeceğim bilmeyenler için birazcık da anlayışlı olalım. Adam yani kaçıncı saniye? 43. saniyede kapısını yapıyor, teknesini yapıyor, elmas kazmasını, küreğini yapıyor, çıkıyor. Bu batıklarda doğmakla alakalı 20-30 tane dünya yan yana açıyor. Oradan uygununu buluyor. Sonra pasta dilimine göre orada neyin ne olduğunu hile gibi bilebiliyor. Yani oyunun aslında verileri ama gerçekten veri uzmanı falan oluyor bu speedrunner'lar. Artık oyunun bütün koduna kadar bildikleri için. Mesela bu da çok güzel bir teknik. Ben de bunu yapıyorum ama bu hız farklı bir şey ya. Mesela çakmağı şeyden aldı değil mi? Sandıktan aldı. Ben o kadar da kaçırdım. Tamam. Çakma kendisi yaptı ya. Kendi mi Çakma kendisi yaptı? mi yaptı? Hangi ara Abi hiç yaptı görmedim. Gözümü kırpmış olabilirim o sırada. Üzgünüm. lan? Bu Treasure olandı değil mi? En iyisi. Evet. En iyisi bak. Speedrun. Oktay Aa, kapmış bir şeyler. ya, Ben el söylemeyeyim sahibi. dedim. Teşekkür Ben ederim. senden öğrendim zaten Treasure'ın ne olduğunu. Abi Treasure fanboy olduğum için ben normaldir yani. Baksana çok riskli böyle. Arada bir rüşvet veriyor. Yani merdiven kullanma boş ver ne merdiveni. Bak burada sinirlendiriyor iyice çekmek için. Çünkü hani bu seviyede abi senin bambaşka oynaman lazım. Risk alman lazım yani. Yoksa olmaz. Ve yani adam 21 saniye ekstra koyuyor 7 dakika 23 saniyelik dünya rekorundan sonra. Şuna Abi ama baksana. elini koymuş gibi buluyor yani. Yok be onlar standart yerler de onda hani Bastion'ların bilmeyenler için standart yerleri oluyor. Onlara bakıyorsun yani mesela çıkmaya da bilir mesela burada çıkmadı gibi gibi. Ama adam sürekli bak bir yandan kazarken bir saniyede nerede neye bakacağını bilip F3 basıp onu bilgisini okuyor yani. Ve onları bak bütün kazma işlemlerini yaparken
merdivene doğru çekip orada bir delik açtı. Mesela ben orada bunu yapmaya çalışırken çile çekiyordum bayağı. Adam bayağı iyi aldı ya. Zaten 1.16.1'de yapıyor bunları. Yani Ender Pearl çıkma olasılığı yüksek. Şu an Minecraft'ın günümüz versiyonu olmadığı için, hala da güncel speedrun bu olduğu için böyle rekorlar kırılabiliyor tabii ki. Yoksa bu 7 dakikayı unutun yani, yeni sürümler 1.20'de bunu yapacak. Yok abi. Öyle bir şey imkanı ve pek yok yani. Adam mesela burada gidip de hani Ender Pearl atış olaylarına bak ya. Zaten o sırada hızlı bir şekilde içti ya. Ateş direnci iksirini falan. Onlar da ekstra iyi. Chill. Ben bu inci bak. İnci o kadar ucu ucuna atıyor ki. Blaze'ler direkt geliyor. Şanslar. Oha ama. Abi. Abi bak şu noktada bak bu. 1.5-2 yıl önce olsaydı, tamam mı? Ki zaten doğru düzgün speedrun rekoru 1.5 yıldır falan kırılmıyor yani. Evet. Yani bu 3 yıl öncesini düşünecek olsan hile derdin zaten ya. Hile, böyle bir şeyin imkanı yok. Ama hani 1.5 senedir falan bir speedrun rekoru görmüyoruz yani. Komik bir şey diyeyim mi? Hani biz böyle birini izliyorduk, hile yaptığı falan ortaya çıkmıştı ya. Evet. Adam hileyle bu rekoru yapamıyordu yani, çok komik. Hayır, hileyle abi belki yapıyordu ama işte hile kesin hile olacağı için arada ya azıcık fark. Aynen abi, mesela yani 20 saniye fark koyunca speedrun'da şöyle oluyordu. Lan bu adam da iyi yapmış falan. Normalde hep speedrun rekoru 2 saniye 3 saniye farklı olduğu için. Evet, bir buçuk yıl bekleseymiş hile denmezmiş belki. Ya değil mi işte, abartmış. Abi Dream abim, bekleyecektin, şimdi kıracaktın rekor diyeceğim de Dream de artık video falan atmıyor. Bak mesela bu tekniği de geçen görmüştük. Adam durduruyor 2 saniye mouse'unun bir sol bir sağ bir 2 piksel gitmesinden ayarlıyor yani. Stronghold'un nerede olduğunu algılıyor. Bu arada bunu da tamamen açıyı görebilmek için yapıyor yani. Dünyada görebildiği için. Hemen çıkıyor. Tahmininde kafasında ne kadar blok gideceğine var. 8'de çarpıyor, attığı adım 8'de tekabül ediyor ya. Gidiyor portalı kuruyor. Zaten şimdi aşinasınız abi. Bu bana da oldu. Çok fazla bak düşünmeye gerek yok. Bu adam direkt Stronghold'un içinde çıkacak. Aşağı kazmayacak. Chunk'taki artık hatırlamadığım 9'a 9 yerlerini arayıp başlangıç merdivenine gitmeyecek. Adam direkt içeriye girecek yani. Şuna bak. Bu arada başlangıç merdivenine geldi yine. Ama bu ne mesela? Aynen, bunu ne yaptı da şey yaptı? Bir dakika. Algıladı. Bunu açıklayacak biri var şey. Az önce şu adamın burada ne yaptığını algılayabildik mi? Algılayamadık. Şimdi konuk daha önceden de speedrun'la alakası olan ama daha önceden hiç konuşma fırsatımızın olmadığı bir kişi, Kaan'ı çağıracağım. Ben Kaan'ı arayayım. Sonra Meriç, Oktay size ekleyeceğim. Yeto sizi de ekleyeceğim. Okay. Siz gelin bize anlatsın. Tamam bakalım Kaan ne diyecek bu konuya. Şöyle açalım. Meriç'i ekleyeyim. Oktay'ı ekleyeyim. Yeto'yu da ekleyeyim. Tamamdır. Merak ettim. Yani uzun süre uzak kaldık. Selam. Nasıl gidiyor? İyi abi, senin nasıl gidiyor? İyi benim de. Şimdi açıkla. Sadece abi, açıkla. Bu arada bir bilgi geçeyim. Bu adamın run onaylanmayacak şey. Modlar dosyalarında oyunun çökmesini engellemesi için bir mod var. O unverified. Kabul edilmedi buran yani. Şey yapılmayacak. Ama o şeyi açıklayayım size, taktiği. Hı-hı. Bu taktik bu pie chart var ya sağ altta. Evet, pasta dilimimiz. Abi o şey baktığın yöndeki block items'ları gösteren bir pie chart bölümü var. Onu açıyor. Hı-hı. Abi. Bu hani Stronghold'da bu portalın önünde bir tane spawner var ya. Hı-hı. Bu işte baktığın yöndeki entity'leri gördüğün için, yani block entity'leri gördüğün, hı-hı, için spawner'da bir block entity. O tarafa bakarak mesela ne tarafta spawner var onu anlayabiliyor. O tarafa doğru koşuyor. Okey, tamam. Şu an ya sadece entity'leri normalde hani E'de belli bir yerde görüyorduk ya. Onu artık pie chart'tan mı yapıyorlar sürekli? Ya,
bunun olayı o işte PyChart'ın iki kısmı var kullandığımız. Hı hı. Ports'ı bulurken bulunduğun chunk, baktığın yöndeki değil bak, bulunduğun chunk'lardaki blok entitilere bakıyorsun. Bu yöntemde de bunu hem şeyde kullanıyoruz bu arada. Başta hani bir adaya geçiyor, işte hazine sandığı buluyor ya. Hı hı. Aynı taktik. Aynen. Bunda da işte baktığın yöndeki chunk'lardaki blok entitilere bakıyorsun. Hı hı. Oradaki spawner'ın ne yönde olduğuna bakarak o tarafa koşuyor. Okey. Yani ben 3-5 anladım arkadaşlar da, teknik olarak siz ne anladınız bilmiyorum. Ya baktığınız yöndeki şeyi. sen güzel anlattın. Sen güzel anlattın. Ama yani başka anlatılacak farklı bir şey yok yani. Sadece hani pie chart ne? Ben adama sağda böyle bir şey görüyor ya, pasta falan, öyle anlatabiliyorum yani. Evet. Alttaki pastada ne tarafta spawner var onu görüyor. O tarafa doğru koşuyor. Bu kadar basit. Abi zaten şu... Bu arada onaylansa abi şey, bu adam garantiye almak için mesela zero yapmamış. Zero yapsa 6.5'a kadar düşürebilirdi Rana. Nasıl zero yapsaydı? Hani önceki Rana'da sen sormuştun ya chatte bu taktiğin amacı ne diye. Evet evet tamam şey Ender Dragon'ı beklemeden yukarı çıkıp Ender Dragon'ı yukarıda öldürüyor. Aynen. Bu adam sanırım korktuğundan dolayı zero yapmadı. Zero yapsa 6.5'a kadar düşürürdü sanırım. Yani riske atmak istememiş de sonunda şey olmuş. Bu arada adamın chatiyle bizim chat karışıyormuş da, yani okumayı verin onun da, yapacak bir şey yok. Yani evet. Geçen dediğimiz şey şu Obsidian Plyle'ları işte stunlara, adam çıkıp orada farklı bir teknik yapıyordu. Çok hızlı da öldürüyordu. Burada da normalde Ender Dragon'ın pörçlemesini, ortaya inmesini bekleme olayı var. İsterse 5 dakikada iner, isterse 3 saniye iner. Onun keyfine bağlı. Evet. Adam böyle bir şey yapmış. Yine bu da bir risk aslında yani. O kadar riskler içinde riskler seçiyorlar artık adamlar. Yapacakları başka bir şey yok. Bir de başlangıçta herkes şunu da merak ediyordur. Hani ben... Çok bilemiyorum. Sen böyle daha iyi açıklarsın. Mesela bu pie chart, tamam dediğimiz şey. Burada neye bakıyor? Hazinenin olduğu yere mi bakıyor? Evet. Bu ekranı küçültmesinin amacı da baktığı chunkların genişliğini azaltmak. Onu yani ekranını... bir tuşla yapmıyor yani. Direkt şey ekranı tak tutup şey yapıyor, sonra makrosu var. Makrosu var. Ha, makrosu. Okey. Evet. Şey yapıyor. Ya bildiğin pencereyi küçültüyor. Bir de bu adam çok hızlı yapıyor her şeyi. Yani bu gerçekten hani böyle Dream'in botu yaptığı makro gibi bir şey mi? Yoksa adam gerçekten o kadar hızlı mı yapıyor? Çoğu şeyi makro yasak zaten. Bazı şeylerde yasak değil. Böyle küçük şeylerde. Bu diğer her şeyi normal kendisi yapıyor. Hızlı yapıyor yani. Yani Dream abimizden daha iyi yapıyor o konuda. Anlaşıldığı kadarıyla. Abi... İlginç yani, ben bu adamlara zaten bir şey diyemiyorum yani artık. Bir de şu en baştaki şey de, bu da legal biliyoruz. Bunda da sadece shipwreck olduğu bir seed'i otomatik atıyor seni değil mi? O otomatik atmıyor. Vol abi bu işte 6 tane Minecraft'ı aynı anda açıyor. Hepsini de besliyor. Bunun da makrosu var. Verified. İşte bakıyor. Hani genelde bu shipwreck veya hazineler adalarda çıkıyor ya. Hı-hı. Böyle kum ada gördüğü yerlere kendisi kilitliyor, oraya giriyor. Otomatik. Okay. Yani günün sonunda tam olarak adam neye göre seçiyor bunu? Birden hani 30 tane ekran görüyor ve bu nasıl diyor onu? Ya işte ada. Adada spawn olduğu anda ben buna bir bakayım diyor. Zaten pie chart'a baktığı anda var mı yok mu görüyor. Ha, tabii ya şu artık adam yeşil, pembe ve turuncunun ne anlama geldiğini çok yani refleks olduğu için. Turuncu olan şey sandık demek. Bak turuncuya tamam. Bakıyor. Bak turuncu aynen. Büyüdü mesela. Turuncuya doğru ilerledi. Buldu. Güzel, tamam. Arkadaşlar en azından bunun da mantığı neymiş bir anlamış olduk. Ya bunun zaten legal olduğunu biliyordum. Taradığını da biliyordum ama otomatik seçiyor falan zannediyordum. Çok araştırmadım. Sadece hani uzaktan böyle vay be adam kırmış. Beynime yeni bilgiler alırken hani insan beyni tembel olduğu için çok da istemedim. Günün sonunda böyle bir şeyler varmış. Okey. Yani özet yapıyoruz abi. Adam dediğin gibi makroyla zibilyon tane Minecraft açıyor. Sonra pasta diliminden turuncuyu görüyor. Bu hazine demek. Hazinenin olduğu yeri kazıyor.
Sonra TNT çıkıyor. Elmas çıkıyor şansına. Bu arada aynı anda şey de mi var? Hmm, evet. Çakmağı kendi yapıyormuş bu arada. Hızlı bir şekilde. Ne ara yapıyor? Evet, çok hızlı yapıyor. Sonra hani hiç uğraşmadan TNT'leri patlatarak odununu alıyor. Adam bir Sigma. Buradan direkt olarak yarık portalı yapıyor. Biz bu yarığı bulacağız diye zaten. Yani bu, bu da çok kolay bulunan bir şey değil baktığın zaman. Yani bunların hepsi 1 milyon da hani 8 milyon insan var. Dünyanın en popüler oyunu adamlar deniyor böyle. Deniyor ama az önceki bilgiyi aldınız. Kaan size şey dedi. Bu adamın dosyalarında bir tane boktan oyunun çökmemesini sağlayacak şey varmış. Ve bu illegalmiş. Yani bu dünya rekoru rekor evet. olmasına rağmen patlıyor yani. Öyle bir o şey. O kadar emek vermiş, boşa gitti. Bu arada abi bu çok şanslı bu adam. Normalde Fortress'ı bulmak için de pie chart'a bakarsın. Yani Bastion içinde iğre yatarsın, şu entity sayısına bakarsın. Hı hı. Ama bu adam hiçbirini şey yapmasına gerek kalmıyor. Önünde Bastion çıkıyor ve Bastion'ı lootlarken şansına görüyor Fortress'ı. Ya çok aşırı şanslı bir adam bu arada. Ya bu zaten yani bu şan böyle hani attı. Şurada bir tane pearl atıyor. Şuraya gelirken. Nerede? Şurada. Attığı incinin gidişine bak yani. Böyle neredeyse köşeye çarpıp aşağı düşecek gibi bir şey yani böyle. Bu adamlar sapık. Yani bayağı nereye gideceğini falan artık ezberlemişler. Ya belki öyledir de yani bilmiyorum artık. Ya bir de o şu şey var. Sen yani. Sen söyle Meriç. Yok ben boş yapacaktım ya. 1,5 yıl daha beklese Spiron sayılır mıydı acaba diye falan. Yok abi kırarlar da herhalde bilmiyorum ama yani zor. Mesela şu tam olarak ne? Hani bu açılama olayını biliyoruz. Ama yani bu hani, nasıl bir şekilde çalışıyor? Bu mekanik nedir? Abi önceden şey kabul edilmemiş bir moddu bu. Yani şey var. Ninja Brain Bot diye bir tane program var. Onun sayesinde açılarını alıyor gözlerin. Bu aslında hiçbir matematik hesaplaması yapmıyor. Bot onun yerine yapıyor. Hmm. Böyle şu görüyorsun mesela ortadaki piksel var ya onun bir soluna koyuyor eğimini. İkinci bir eye atabilirsin veya şansına göre tek eye'da da hesaplayabiliyor. Bak solda gözüküyor bak Ninja Brain Bot. Evet şu evet, alt kısımda. Chunklarını, nether'deki koordinatını vesaire hepsini veriyor program. Ulan ben de adamlar ne kadar zeki, 2 piksele göre nasıl koordinat şey yapıyorlar falan diyordum ya. Bak ama alakası yok. Arkadaşlar bak dediklerim doğru ama fazla detaysızmış yani önceki şeylerde. Sadece hani ben sadece adamlar aşırı üstün, insan değiller artık makine gibiler ve en ufak böyle değişimleri algılayıp da ha açı burada, buraya gitmem gerekiyor diye düşündüm. Adam hepsini biliyor, role rol yapıyor. Abi hayır yani bilmiyorum. Evet bir zamanımızda biliyorduk da artık bilmiyoruz. Yani genç nesil bize öğretiyor artık falan böyle. Bu arada bu da çok şanslı. Normalde 2K blok falan verir, adama 800 blok veriyor ilkinde. Yani çok şanslı ya. Yani kısaca şu anki dünya rekorunu kıran adama bu kadar şanslı gelseydi 6 küsur dakikada kırardı mı diyorsun? Kırardı. Değil mi? Yani. Ama bu çok daha yeteneklileri var ya. Peki bu adam gerizekalı mı? Neden o kadar iyi speedrun yapabilecek bir olayı varken gidip de hangi modun legal olup olmadığını şey yapıyor? Şey mi demiş acaba? Ya bu oyunumu çöktürmeyecek adamlar da legalleştirir bence mi diyecek? Ben yani riske atmazdın. Adam zaten dediğin gibi hani Ender Dragon'ı öbür şekilde öldürmek yerine klasik yöntemle bekliyor yani. Purge'lemesini bekliyor. Öyle oluyor. Hani bu kadar garanti alıyorsan o zaman gidip de mod sil yani. Oyun çöksün ne olacak? Speedrun'ın ortasında çöktüse de ne olacak yani? Evet, ne kadar şans var? Kurallara göre çöktüğünde de. Ya bilmiyorum adam belki ya bilmiyordur. Yani normalde böyle bir şey bir program var yine. Otomatik speedrun modlarını kuruyor legal olanlarını. Ha, evet onu biliyorum onu. Teker teker indirmiş. Yani garip. Sen mesela arkadaşlar hepinize soruyorum. Dünya rekorunu kırdınız. Hem de 22 saniye farkla kırdınız. O kadar artık zaman daralmasına rağmen. Ve speedrun geldi size dedi ki kanka senin çökme modu var ya o yasak ya falan da böyle. Sonra sizin dünya rekorunuz sayılmadı. Ne yapardınız? Ben düşünüyorum da yani bu
duvarlarda böyle artık hafif göçükler olurdu herhalde. Karton bir duvar olduysa büyük ihtimal bileğimi kırardım, böyle kalırdı yani. Abi çok ya, bak yemin ediyorum şöyle bir şey düşünün. Ben çok izlenen bazı videolara mesela normalde reklam falan koyuyorsun zaten şey böyle. Çok iyi yaptım. Böyle 2 hafta uğraştım videoyla. Video her şeyden, bütün videolarımdan daha fazla tutmuştu. Sonuçta bu da benim işim yani. Bir yerden de emeğimin karşılığını falan almam lazım. Bir baktım abi reklam koymamışım bir de böyle. Gece böyle video, aa güzel izlenmiş falan diyorum yani. Öbür videoları 4'e katlamış. Gece bir fark ettim. 50 dakikalık videoda bir tane bile reklam yok. 50 dakikalık videoda ya. Sonra şöyle durdum, boşluğa bakmaya başladım. Dedim ulan dedim ya. 2 haftamı ben verdim bu videoyu yapmak için ve hiçbir şey yok mu? Adam da bütün hayatını vermiş. Dünya rekoru kırmış. Yumruk at 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 at. Oh. Sütü göster. Sütü, ah be. Sütü gösteren, süt azdı artık arkadaşlar. Fazla azgın bir kedi, sürekli falan gibi yani birebir daha korkuncunu çıkarmaya başladı. Yani korkunç. Süt artık ergenliğe girdi ya. Üstündeki ceketin benim olmasını istiyorum. Olamaz. Zaten babam daha yeni verdi. 80'lerden kalma ceket, mis gibi bakılmış. Tatlış bir ceket yani. Ha bir de şey rekorunu göstereceğim size. Onu nasıl bulacağım? Minecraft World Record 1 minute. Bir adam da geçen izledim. Hangisiydi? Buydu. 7 gün önce. Bu set seed değil mi? Yani. 1.12 set seed abi. 1.12 set seed. Tamam. Eski sürümlerin set seedinde abi 53 saniyede oyunu bitiriyor. 53 saniye. Ama bunun sonunda sana ihtiyacımız var çünkü ben bunu izledim ve sonunu anlayamadım. Sonunda sen şey yapacaksın. 80'ler arada ceketlerini geri istiyorlarmış. Beklerler abi.